Herkese mutlu pazarlar sevgili izleyiciler. Yeni Çağ Televizyonu'na hoş geldiniz. Evet, pazar günü demek bizim kanalımızda astroloji günü demek. Astrolog Esin Kısakol da karşımızda. Merhaba, hoş geldiniz. İyi pazarlar. Merhaba Ebru'cum, iyi pazarlar sana da, herkese de. Teşekkür ederim. Evet, 2024'ün ilk bölümünde bir 3 aylık yorum yapmıştık. Sonra geçtiğimiz hafta ikinci 3 ayını yorumladık. Haziran'dan sonrasını da bu haftaya bırakmıştık ama ben şununla başlamak istiyorum Esin. Sen 2023'ün sonunda 2024'te neler olacak diye bir video çektiğimizde aslında 2024'ün başı biraz da ifşalar zamanı olacak dedin. Hem küreselde dünyada böyle çok önemli ifşalar olacak hem de Türkiye'de demiştin. Dünyada Epstein adası diye bir şey çıktı karşımıza. Aslında daha önce de biliniyordu ama korkunç ifşalar ortaya çıktı. Evet. İnanılmaz isimler ortaya çıktı. Yaşanılanlar çok korkunç. Aslında dediğin ifşalar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Peki bundan sonra bunun devamı gelecek mi? Türkiye için başka ifşalar var mı? Ondan sonra da Haziran'dan sonrasını konuşuruz. Evet Ebru'cum, çok üzücü bir olay. Yani ben artık hani haber okumak ya da bunları duymak o kadar yıpratıcı ki bundan daha kötüsü düşünmek bile istemiyorum. Ama daha yeni başladı. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü 2024 dediğim gibi böyle hani çok yıllar herkes böyle hani 2020'nin falan kötü olduğunu düşünüyor ama 2020 bu derece kötü değildi. Duygusal anlamda bizi ezip geçen bir yıl olacak. Çünkü Türkiye zaten çok işte yengeç olduğu için hassas kalpli insanlarız biz. Ne kadar hırslı, ne kadar içeride birbirimizi yesek de hassas da insanlarız. Böyle bir anaç duygularımız var. Bu adadaki olayları duyduk. Bu kadar dışarıda olan şeylere sarsıldık. Şimdi diyeceksin ki içeride neler olacak? Yani zaten saklanan çok şey var. Çünkü Türkiye'nin 8. evinde Plüto geliyor. Özellikle de pazartesi günü giriyor zaten. Pazartesi günü dünya çapında, pardon, hatta pazar ve pazartesi diyeyim ben buna. Çok böyle olaylar duyacağız. Artık insanların da sesi çıkmaya başlayacak. Çünkü bardağı taşıran son damla herkes için. Ne anlamda son damla? Herkes kendi ülkesinde kendi konularıyla ilgili sıkıntılar yaşıyor. Evet, biz bunun içerisinde ekonomik, efendim yok inanç konuları, bunlarla cebelleştiriliyoruz ve bu şekilde bir maruz kaldığımız için geçim yap derdine düşmekten başka şeyler yapamıyoruz. Çünkü bizim için bu da çok önemli. Aile önemli, yuva önemli, geçinmek önemli. Çünkü koşullar, ülke koşullarından faydalanamayan insanlarız, halkız. Başkaları çok faydalanıyor bundan. Biliyorsunuz bunlar hep yayınlarımda daha önce de söylemiştim. O yüzden bu ifşalar devam edecek. Gittikçe de büyüyecek. Ve insanlar da ses çıkartmaya başlayacak artık. Hani nedir bu? Bu kadar da mı? Diye sesler de çıkacak. Haziran ayına geldiğimizde ilk biliyorsun ilk 6 ayımızı anlattık. Mart'ın sonunda ortalık karışacak zaten. Hani insanlar umarım böyle takip ederek, hatırlayarak gidiyordur. Evet, hatta izlemeyenler de varsa ilk defa bu video ile karşılaşıyorlarsa bundan önceki ilk 6 ayı da izleyebilirler. Onlar da mevcut diyelim. Evet, Haziran ayında ilk önce bir zaten yeni ay yaşayacağız İkizler Burcu'nda. Haziran İkizler Burcu'ndadır. Tabii İkizler böyle iletişim, merak, bu tarz konular ve tabii Türkiye'nin 12. evinde. Yani burada gizlemeye çalışılan bir şey var. Herkes bir şekilde bunun öyle büyük bir çabasına giriyorlar ki, yani bu tabii ki biliyorsun seçim sonrası neler yaşanacaksa hala ortaya çıkmasını istemedikleri çok büyük bir şey var. Ve 8. ev hemsır evidir, oraya bir Plüto giriyor. Yani ben senin diyor bütün sırlarını çıkartacağım ortaya. Ve 12. ev dedikodudur. Hep konuşuluyor ama tabii ki bir yerde bir olay olursa komşu da duyar misali, aslında çok şey duyuluyor da. Ama bir türlü bunun ispatı, açığı hani o kadar fazla örtmeye çalışılıyor ki gerçekten hani belki ucu bize dokunacak olaylar var, bu kaçırılma, çocuk falan olaylarında ülkemize kadar, ki biliyorsunuz onlarla da ilgili haberler çıktı. Benim zaten en korktuğum tarafı hep bu konularda böyle rahatsız hissediyordum kendimi. Buralara doğru geliyor.
Tabii ne gizleniyorsa çıkma zamanına girdik aslında biz Plüto ile birlikte. Ama dediğim gibi bir şeyler biliyoruz. Netliği ve açıklığı ortada değil gibi. Sonra Neptün Türkiye'nin ayına kare yapacak. Bu çok kötü bir şey. 12. evimizdeki ayımıza kare yapacak. Bizi duygusal anlamda çok yıpratıcı bir şey. Yani normalde Neptün ay karesi evet duygusal anlamda hırpalar ama 12. ev topluma yönelik olan bir ev ve çok zor bir evdir. Düşünün işte kaderi ve bütün çöl çöp kararları, fikirleri her şeyi anlatır. Dolayısıyla çok yıpratıcı bir dönem olacak. Duygusal olarak zor zamanların yaşandığı bir zaman artık. Yani biz direkt Haziran'ın başında duygusal zor zamanların içerisine giriyoruz. Tabii ki saklamakta zorlanılan sırlar var. Bütün dünyada var belki de bizde çok özellikle para ve sır evinde olan durumlar var. Tabii ne kadar kandırıldık, ne kadar yalanlar söylendi, ne kadar dolanlar söylendi. Gizlenen entrikalar, aşırı tepkiler verilecek. Verilecek yani bu aşırı tepkiler. Çünkü Plüto artık kovaya geçti ve Türkiye gerçekten hani çok böyle sert bir darbe olmadan da uyanmıyoruz. Üzgünüm bunu söylüyorum. Bunu şey üzerinde düşünmeyin. Hani evrensel Türkiye'nin bilinci bu. İçimizde uyanmış, bunları çok bilen, kendini parçalayan insanlar var tabii ki. Ama genel anlamda bunu anlatıyor. Sonra Oğlak Burcu'nda Dolunay olacak. Ve tabii bu Dolunay da Haziran'ın 22'si civarındaydı. Artık karmaşa var, kaos var ve tabii ki çok zor durumlar iyice patlak veriyor. Yani hiç böyle şey, böyle felaket tellallığı gibi olmak çok yanlış ama hani gerçekliği de bilin. Yapılması gereken şeyi yapalım. Oturup beklemekle bir şey olmuyor. Yani kaderin akışına bizim kendimizi bırakmamız bizim ülkemiz için çok yanlış bir şey. Bizim hareket halinde olmamız lazım. Bizim bir şeyler için emek veriyor olmamız lazım. Öbür türlü görüyorsunuz 20 küsur yılda ne hallere geldik. Ve hani uçurumdan döneceğiz belki. Döneceğiz ama o kadar çok şey vereceğiz ki dönerken. Büyük bedeller söylemek istiyorum. Daha da vereceğiz yani. Hani daha da bitmedi. Yani dibini sıyırıyorlar artık bu durumun. Ve dolayısıyla Yengeç'te Dolunay yaşanacak. Türkiye'nin çok etkisi altında. Çünkü birinci evimiz Yengeç Burcu'nda. Ve tabii bir şekilde insanları birbirine düşürme durumu var. Bunu da lütfen söylemek istiyorum. Olaylar, sırlar ortaya çıkmasın diye inanç konuları yine gündeme gelecek. Hiç değişmediği gibi biliyorsunuz. İnançlar üzerinden kışkırtmalar, konuyu başka yerlere çekmeler gibi durumlar söz konusu olacak. Ama Türkiye tabii ki her seferinde ne olursa olsun birbirini de kucaklamayı bilen bir ülke. İçimizde Ermenisi, Kürdü, Yahudisi, Türkü, Çerkezi ne olursa olsun biz dışarıdan bir etki bir şey olduğunda ki dış ülkelerde de karışıklıklar var bu arada oralar daha da büyüyor tabii ki. Biz birbirimize bir şekilde düşeriz. Dışarı müdahaleler ülkemiz olduğunda da öyledir. Ülkeye dışarıdan bir müdahale geldiğinde gerek yok. Biz bir aileyiz. Biz içimizdeki sorunları kendimiz hallederiz moduna girer. Hani kol kırılır, el içinde kalır lafı var ya. Böyle de bir şeyiz yani. Yengeç Burcu'nun ne kadar zor olduğunu bu arada herkes anlamıştır sanırım. Yengeç olmanın da ne kadar zor olduğunu. Ne zor şartlarda bir ülkede ayakta durmaya çalıştığımızı daha da net anlamıştır. Ama tabii ki çok seviyoruz. Bu apayrı bir duygu. Türkler gerçekten hem milletini, vatanını, cennet gibi bir ülkedeyiz yaşıyoruz sanki. Hani Adem Bahçesi bizim ülkemiz. Dünya üzerinde de böyle de bir konumdayız. Sonrasında durumu kurtarma çabaları olacak Yengeç Dolunay'ında. Burada sanki böyle bir adım atılıyor gibi. Biraz böyle Yengeç hani koruyayım, kollayayım, böyle hani sahip çıkayım, bir şey yapayım durumları olur hep. Hep böyle bir vardır ya böyle pış pışlama, sevecen görünme. Bu arada bu Şubat ayında da olacak bir geri adım atma.
hatırlatıyorum bunu parantez içinde. Bu ay içerisinde de olacak, bu Haziran ve Temmuz ayının başı gibi, o dolunay, yeni ay dolunay zamanında durumu kurtarma çabalarına girilecek falan, adımlar atılacak, sözler verilecek her zamanki gibi. 22 Temmuz'un sonunda artık orada Oğlak Dolunay'ı, çok özür dilerim, evet Oğlak Dolunay'ı 29 derecede olacak. Çünkü 29 dereceler çok zordur, çok serttir. Artık ortada çözüm bulma çabaları var, her şeyler biliniyor ve tabii ki çözüm çok kolay değil. Ve tabii geri adım atılma çabaları yine devam ediyor. Kaynaklar kullanılıyor, para sıkıntısı çok büyük, insanlar geçinemiyor ve asgari emekli yetmiyor. Ki yetmesi zaten mümkün değil, şu anda bile belli aslında. Yani bu şu demek oluyor galiba, Temmuz'da da emekliler ve kimse beklediğini yine aynı zammı alamayacak demek ki, beklenilen karşılanmayacak. Tabii hem karşı, zaten şu anki konumda da öyle. Hani bir söz veriliyor ya, hani o sözler çok olacak gibi değil. Hani şu zaman şöyle, hani sanki bu seçim geçene kadar bir sözler, vaatler, ama o sözler durulabilecek gibi sözler de olmayacak. Çünkü hani bizim bildiğimizin dışında zor bir şeyler var. O sırlar, o zorluk. Hani o maaş ödememe konusuna gelmiştim. Orayı düşünmek bile istemiyorum. Yani bir yer taraftan zaten zamlar durmuyor biliyorsunuz. Bugün aldığımız 3 liralık şeyi, hani aldığımızda ertesi gün 5 olsa sevinecek konuma geldik. Ama artık bunu da alacak bir durum. Yani her nereye kadar alabiliriz? Ya yani Haziran ve Temmuz'dan sonra gerçekten o maaşlar ödenemeyecek duruma gelecek kadar mı ekonomi bozulacak? Yani insanların parası yok ki. Yani biz şey gibi diyorlar, İşte bu kafeler dolu, bakın işte insanların parası var. Ya onlar da zaten para olan insanlar. Yani görmezden gelinen bir kesim var. Yani bu görmezden gelinen kesim çok büyük. Onlar zaten önceki zamanlarda da kıt kanaat geçiniyorlardı. O kafelerde zaten yoklardı ki. Yani bu insanlar tamamen görmezden geldi ve bu insanlar yok olmak durumunda. Ve biz herkes kendini düşünme çabasında şu arada. Yani orta kesim diye bir şey kalmadı ki. Ortadaki olanlar da yavaş yavaş dibe doğru gidiyor Ebru Hanım. Yani o kadar ortada ki. Her şeyle çaba sarf ediyoruz. Hani en azından haftada bir dışarı yemeğe gidebiliyorduk. Samimi söylüyorum, şu anda haftada bir dışarı yemeğe gitmek gibi bir durum enayilik gibi geliyor. Yani hani çok basit bir yerde bile korkunç paralar ödüyorsunuz. Bence hani orta seviyede bir aileyiz, zengin insanlar değiliz. Ama benim için bile şu anda o konumda, ki düşünemiyorum diğer emekliyle geçinen insanlara. Hani biz aslında birçok söylediğimiz şeyler bu ezilen insanlar içinde. Tabii ki biz de Türk milletiyiz. Hepimiz eziliyoruz. Şu anda birbirimizle dayanışma içinde olmamız lazım. Bizi kışkırtmalara sokacaklar. Lütfen kimse kışkırtmaya girmesin. Yani bir yaratıcı var ve biz onun kullarıyız. Yani hiç kimsenin birbirini ayırmadan, kendi haklarını düşünerek bu konularda sömürüldüklerini lütfen anlasınlar. Yani başka türlü sömüremiyorlar çünkü bizi. Çünkü biz çok inançlı insanlar olduğumuz için böyle sömürüleceğiz. Ve sonra talepler, tabii biz öyle tabii tekrar talepler oluyor. Hani yetmiyor para ama talepler geri çevrilecek. Yani Ağustos ayında o talepler geri çevrilecek. Çok büyük bir kare gökyüzünde var. Ve hayır geliyor tabii ki taleplere. Bunu da parantez için alalım. Yine başka yayınlarda böyle de demiştik deriz diye belirteyim bunu da burada. Ve tabii Satürn'ün Jüpiter karesi var aslında o dönemde. Burada artık hani ne kadar saklanan durumun, kötülüğünün ne kadar büyük olduğunun alenen ortaya çıktığı zaman durdurulamıyor sorunlar. Yani saklasalar da artık her şey ortada, meydanda. Yani böyle bir durum var. Ama ne olacak?
aralarından günah keçisi seçecekler. Bir günah keçisi seçilecek. Bunu da bir parantez içine alalım. Sonra ne yapalım? Arkası bir sonraki haftaya kalsın. Evet, bu önemliydi. Peki. Merak edenler önümüzdeki haftayı bekleyecekler o zaman. Ben bunu merak ettim gerçekten. Günah keçisi kim seçilecek? Niye seçilecek? Peki. Onu da konuşmak için haftaya yine biz burada olacağız diyelim. Herkese iyi haftalar dileyelim. İyi hafta sonları dileyelim. Görüşmek dileğiyle diyelim o zaman. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. İyi haftalar. Evet.